Bugün yaptıkça yapmak isteyeceğiniz bir pizza yaptım. Hollanda sosu kullandım. Bunu yapın, yaptığınızda çok memnun kalacaksınız ve sürekli yapıp yemek isteyeceksiniz. Evdekileri bu pizzadan alıkoyamayacaksınız arkadaşlar. Harika bir tarif. Pizzamız için gerekli olan malzemelerimiz, hamurumuz için yarım yaş maya kullanacağım ben. İçerisine şöyle 4 kaşık sıvı yağ, 2 bardakta mümkünse ılık olsun 200 mililitrelik su bardağıyla ılık su kullanıyorum. Mayamın biraz şimdi çözülmesini bekleyeceğim. Pizzam için ben 5 su bardağı da aynı yine 200 mililitrelik bardakla 5 su bardağı da un kullanacağım. İç malzemesi için şöyle mantarım var. 1 adet ton balığı kullanacağım. 3 adet soğanım var. 2 adet paprikam. Ben burada Hollanda dişi sose kullanacağım arkadaşlar pizzamın üzerinde. Geçen yıldan hazırladığımız sonbaharda pizza sosum var, domates sosum. Bunu kullanacağım. Salam kullanacağım bir tanesinde. Bir çay kaşığıyla karabiberi, kekik, tuz ve acı pul biberi kullanacağım. Hamurum için bir yemek kaşığı tuz. Çözülmüş olan mayamın içerisine şöyle 5 bardak unumu yavaşça alıyorum. Evet, şu an hamurum hazır. Gayet güzel, yumuşacık bir hamur oldu. Ağzını streç folye ile kapatabilirsiniz. Ben şöyle bir mutfak bezimle kapatacağım. Çünkü taşacak kadar beklemeyeceğim zaten. Bir 20-25 dakika malzemelerimi hazırlayana kadar. Mantarlarımın bu arada yüzünü soydum. Sonbaharda konserve kutusuma koymuş olduğum pizza harcımı alıyorum. İçerisine kekik, karabiber, tuz, kırmızı biberimi güzelce karıştırıyorum bunları. Biraz da yine yağ koyacağım, birkaç kaşık. Bu yağ benim yine sabahki kızartmamdan kalan yağım. Şöyle bir tane de sarımsak ezmiştim. Bunu da içerisine alıyorum. Bu arada hamurum gayet güzel kabardı. Tezgahımın üzerine hemen şöyle biraz un serpiştiriyorum. Hamurumu tezgahının üzerine şöyle bir çeviriyorum hemen. Hamurumu 3'e böleceğim. Kalıbınıza göre ayarlayabilirsiniz hamurunuzu. Kullanacağınız tepsinin fırın tepsisi veya pizza tavası, hangisini kullanacaksanız içerisine biraz yağ sürüyoruz. Hamurumuzu kalıbımıza yerleştirdikten sonra çatalla şöyle delikler açıyoruz. İç kısmı daha iyi pişsin. Sonra sosumuzu fırça veya el yardımıyla hamurumuz üzerine her tarafına, özellikle kenarlara dikkat edelim, gelecek şekilde dağıtıyoruz. Bunun üzerine peynirimizi, ben kaşar peyniri, rendelenmiş kaşar peyniri kullanıyorum. İstediğiniz peyniri istediğiniz miktarda yine kullanabilirsiniz. Ve bunun üzerine
Hangi malzemeyi kullanacaksanız. Malzemelerimizi dağıtıyoruz. Mantar ve paprikalarımı yerleştirdiğim pizzanın üzerine şöyle biraz da salam dilimi koydum. Şimdi bunu fırınıma veriyorum. Bu pizza hamurunun üzerine de sosumu yerleştirdim. Şimdi soğan, bolca soğan dağıtacağım. Ton balığı kullanacağım bunda. Üzerine yine mantar. Biraz paprika biberi. Bunun üzerine kaşar peyniri koyacağım bu sefer. Benim Milo yavrumun sesi geliyor. Buraya girmek istiyor. Bekle anneciğim, alacağım seni birazdan. Ve tonfiş. Elimle dağıtmak daha iyi olacak. Evet, benim büyük aşçım Milo. Gel yavrum. Tonfişimi üzerine koyuyorum. Peynirimin. Tamam, seni sonra çıkartacağım. Bir güzel bacağıma dokunuyor ki beni yukarıya al diye. Üzerine Hollanda sosumuzu şöyle gezdiriyoruz arkadaşlar. İsteğe bağlı az koyabilirsiniz, çok koyabilirsiniz, hiç koymayabilirsiniz. Benim oğlum sossuz pizzayı sevmiyor. Evet, 200 derecede pişirmiş olduğum pizzam çıktı bir tanesi. Şimdi soslu olanı fırınıma veriyorum. Herkes kendi fırınına göre ayarlasın arkadaşlar. Her zaman söylüyorum bunu. Pizzamı tepsime çıkartıyorum. Hem kıtır kıtır oldu. Çok güzel. Evet, pişmiş olan pizzamı da çıkartıyorum şöyle. Ve bu pizzamın üzerine de peynirimi alta koyuyorum yine. Üzerlerine şöyle halka kesmiş olduğum paprikalarımı diziyorum. Aralara mantarlarımı yine halka halka yerleştiriyorum. Ve halka soğanlarımı yine aralara serpiştiriyorum. Üzerine yine kalan biraz en iyisi elime vurmak olacak. Yağlı olduğu için yapışıyor tonfiş, maalesef rahat dağıtılmıyor. Bunun üzerine tekrardan Hollanda dişi sosumu gezdireceğim. Evet.
Fırın ayarlamasını herkes kendi fırınına göre yapsın arkadaşlar. Derecesini kaç dakikada pişiriyor? Çünkü herkes de farklı belirti gösteriyor. Bazısının altı pişirmiyor. Alt tarafı indirmesi gerekiyor. Ona göre ayarlayın. Tepsimiz de hazır. Pizzalarımız pişti. Ve bu tepsimizi de yumurmadım. Gayet güzel. Alt üstü. Çevirsem bu akacak çünkü soslu. Evet, pizzam bitti. Yarısı gitti zaten. İstediğiniz malzemeyi kullanabilirsiniz içerisinde arkadaşlar. Ne istiyorsanız, neyi seviyorsanız, evdeki gençler, çocuklar, yetişkinler neyi seviyorlarsa onlardan yapabilirsiniz. Ben kullandığım malzemeleri saydım. Bunlar isteğe bağlı, miktar, farklılıklar. Ne istiyorsanız ondan kullanabilirsiniz. Evet, pizzamız hazır.